istikbali, istiklali tercih etme günüdür. 16 Nisan garbın afakını sarmış çelik sırlı duvara, iman dolu göğsümüzde siper olma zamanıdır. Terörüne karşı dik durma zamanıdır. Mücadele edileceğine dair Kur'an-ı Kerim üzerine hamd içmiş ve inananların üstün geleceği bir mücadelede hak ettikleri zafere nail olmuşlardır. Bizi zalimlerin, kimyasal bomba atanların, vampirlerin korkulu rüyası, tek adam değil, haksızlıklar karşısında, zalimler karşısında susmayan, dik duran Recep Tayyip Erdoğan! Şanlıurfa! Şanlıurfa'nın saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, sizlere kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Seni seviyorum reis. Buradan muhabbetin şehri, dostluğun şehri, tarihin, kültürün, sevginin şehri Urfa'nın tüm ilçelerindeki, tüm mahallelerindeki kardeşlerime sevgilerim. Kolunu salladım, toplar oynadı. Karataş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Nitekim Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine şanlı ünvanı verilerek özellikle takdir edilmiştir. Aman kardeşim, bu muhteşem buluşmada birileri yaralanırsa üzülürüz. Bir kez daha Urfa'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Şu ihtişama bak, şu katılıma bak, şu aşka bak, şu sevdaya bak. Maşallah, inanıyorum. Pazar akşamı Şanlıurfa bir başka destan yazacak, buna inanıyorum. Urfalı kardeşlerim olarak ülkemizin istiklal ve istikbali için bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Gelin tüm şehitlerimize birer Fatiha okuyalım. Fatiha. Ve Urfa'nın topraklarını işgalden kurtardı. Ama Urfa'nın mücadelesi bitmedi. Urfa son 2 yıldır terörle mücadelede asker ve polis olarak 15 şey. Bu mübarek toprakları İngiliz'e, Fransız'a bırakmayan Urfalı terör örgütlerine de terk etmez, değil mi? 15 Temmuz'da bu ülkeyi FETÖ'ye bırakmayan Urfalı yanı başında DAEŞ'iyle, PKK ve YPG'siyle terör örgütlerinin cirit atmasına izin vermez, değil mi? Urfa dimdik ayakta mı? Urfalıyım ağam ben. Her derde ortağım ben. Haber verin Nazlı Yâre. Ölmemişim, sağım ben. Urfa sağ değil mi? Urfa meydanı terör örgütlerine bırakmıyor değil mi? Maşallah. Barakallah. Aman.
Aman birbirimizi üzmeyelim. Bugün üzme, üzülme günü değil. Bugün sevda günü, aşk günü. Aman üzmeyelim birbirimizi. Urfa, terör örgütlerini kullanarak yeniden topraklarına, namusuna göz dikenlere dersini veriyor mu? İşte tüm bunlar için Urfa 16 Nisan'da evet demeye hazır mı? Urfa 16 Nisan'da sandıkları evet de patlatarak dostlarına güven, hasımlarına korku salmaya hazır mı? Şanlıurfa 16 Nisan'da geleceğine sahip çıkmaya hazır mı? Kardeşlerim, inanın başkası mı bugün? Bunca zamandır Urfa'ya gelir giderim ama bugün Şanlıurfa başka değil, bambaşka. Kılıçdaroğlu da geçenlerde, eğer yanlış dinlemediysem, duymadıysam, o da gelirse ben de desteklerim dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Söyleyeyim. Bir referandum da onun için yaparız. Nasıl? Üstüne diyerek karşılarız. Urfa'nın 97 yıl önce 12'lerin başlattığı mücadeleyle kazandığı zafere biz 15 Temmuz'da tüm milletimizle birlikte ulaştık. Urfa sadece sabır timsali olan Hazreti Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın da şehrimiz. Millet İbrahim çok önemli. Tek millet diyoruz ya, işte oradan geliyor. Bu ülkenin ve milletin bekası için gerektiği kadar sabrederiz. Ama nihayetinde Rabbimize sığınarak ateşe atılma pahasına ezanımızdan, bayrağımızdan, ecdadın emanetlerinden vazgeçmeyiz. Urfa hemen yanı başındaki kardeşlerini sahipsiz bırakmaz. Onlara arkasını dönmez. Bilecikli, Suruçlu kardeşlerimiz için Cerablus kendi canlarından bir parça değil. Haranlı, Akçakaleli kardeşlerimiz için Tel Abyad, Rakka kendi canlarından bir parça değil mi? Ceylan Pınar'la Resul Ayn'ın, Haseke'nin ayrı düşünülebilmesi mümkün mü? Öyleyse buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Adı ister DAEŞ, ister PKK-PYD olsun, hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz. Biz bu ülkeyi öyle masa başında pazarlıkla kendimize vatan kılmış bir millet değiliz. Bu ülkenin her karış toprağında kanımız var, alın terimiz var. Sınırımızın ötesindeki kardeşlerimizin can güveni nasıl? İyi mi? Bunlar en çok hanımların mutlu olması lazım. Çünkü erkekler bunun üzeri pek oralı olmaz. Sıkıntıyı çileyi çeken benim hanım kardeşlerim. Gel buraya, gel. Şanlıurfa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya, Gaziantep'e, diğer taraftan Mardin'e bağlayacak hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl içinde proje ihalesini yapıyoruz. Ardından inşaatına başlıyoruz. Şanlıurfa deyince GAP'ı konuşmamak mümkün mü? Türkiye'nin ve dünyanın en büyük, en iddialı bölgesel kalkınma projesi olan Güney Anadolu projesini hızlandırdık. Şu ana kadar 38 sulama tesisiyle 1 milyon
800 bin dekar araziyi sulamaya açtı. Takdim edeceklerdir.